Benim adım çorbagül Kantakoğlu ve ben dünyanın en pinti insanıyım. Doğrusu benden yüttümü iste ama borç isteme. Bana çorbagül çok pintisin diyorlar. Bence kraliçeler hesap ödemez ana koduğumun diyorum. En son 9 yıl önce çorap aldım. Ayak fetişim olduğu için çoraba ihtiyaç duymuyorum. Genelde evde sıçmıyorum. Sifon çok fatura yazıyor. Kullandığım tuvalet kağıtlarını da çantama atıyorum. Yarı zamanlı dilencilik yapıyorum. O zaman da bu giysileri giyiyorum, doğrusu çok konforlu. Beni bazen Kur'an'ı yırtan kıza benzetiyorlar ama olsun. Pandemiden dolayı evde sıçmak zorunda kalıyorum. O zaman da asla tuvalet kağıdı kullanmam. İşte burada suyum var. 2 yıldır buz sabunu kullanıyorum. Tabii küçüldü. Bazen içine kaçıyor ama olsun. Çıkartıp geri koyuyorum. Kaçıma sabun kaçtı diye israf edecek değilim. Aa, merhaba Ömer Faruk, ne yapıyorsun? Merhaba, seni çok özledim çorbagül. Bugün kız arkadaşımla yemeğe gelip seni tanıştırmak istiyorum. Aa, tabii ki mutlu olurum. Sıçtığımın evladı ödümü kopardı. Bir an borç isteyecek filan sandım. Çorbagül Hanım, ne yapıyorsunuz? Burada arkadaşlarıma layık mükemmel yemekler var. O sersemler için yemeğe para harcayacak değil. Onlara layık çöpten mükemmel yemekler yapacağım. Aa, merhaba çorbagül, merhaba. Merhaba. Çarpılmış görünüyorsun bugün. Güzel. Ne yemeği? Fazla laklak ediyorsun, yemeğe geçelim. Odanın ışığı açık ve sizin yüzünüzden faturaya yansıyacak. Bu da ne? Onlar çok özel yemekler, spesiyelim. Onlara bunun özel bir yemek olduğunu söylemiş olabilirim. Öyle zaten. Çöpten bulduğum yemekleri mükemmel bir kombinasyonla karıştırdım. Afiyet olsun motherfuckers, yine bekleriz.